24T'den herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben Zeliha Saraç. Çok yoğun bir haftaya geride bıraktık. Gerçi her cuma 24T'de sözü kullanıyorum. Çünkü her haftamız yoğun geçiyor. Ama bu haftanın ayrı bir özelliği var. Amerika Birleşik Devletleri yeni başkanını seçti. 45. başkanı Donald Trump oldu. 58 defa yapıldı başkanlık seçimi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve 45. başkan olarak koltuğa oturdu. Şimdi bundan sonra ne olacak? Biraz bunu değerlendireceğiz. Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ bizimle. Hakan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Çok vaktimiz yok gerçi. Az bir süremiz kaldı. Hemen başlayalım. Olsun. Şimdi vaatlerine ve 100 günlük eylem planına bakıldığında vaatler kısmına önce gireceğim ben. Hı-hı. Seçim öncesi yapmış olduğu vaatlerle seçim sonrasına baktığımızda aslında hafif bir farklılıklar gözlemleniyor. Bunlardan bir tanesi, evet, göçmenlikle ilgili. Önce, evet, Müslümanlar dedi, sonra göçmenler dedi, sonra siteden kaldırdı bunu. Kendisi de bir göçmen, eşi de bir göçmen, evet, aslında. Doğru. Ve oylara baktığımızda dağılımına Latinlerden de çok oy geldi oradan. Göçmenlerden de oy aldı. Biraz iç siyasete oynadığı yolunda tabii yorumlar var. Vaatler kısmında bizim en çok ya da sizin en çok dikkatinizi çeken neydi? Önce onu merak ediyorum ben. Ben şöyle söyleyeyim. Aslında Trump bir vaat vermedi. Sadece bir hayal ortaya koydu. İnsanların da buna ciddi şekilde ihtiyacı vardı. Çünkü işler kötüye gidiyor. Hı hı. Özellikle orta sınıflar açısından kötüye gidiyor. Zenginlerin daha zengin olduğu, geliri düşük kesimlerin de bir türlü bu durumlarından kurtulamadığı ve hatta biraz daha zenginle düşük gelirli kesimler arasındaki uçurumun arttığı bir dönemdi. Hı hı. İnsanların kurulu düzene, ki Hillary'yi böyle görüyorlardı. Bu anlamda Hillary'nin yeni bir hikayesi yoktu. Ona tepkilerini Trump'a oy vererek gösterdiler. Trump'ın söyledikleri arasında ekonomiye ilişkin vaat denilebilecek neredeyse pek bir şey yok. Şimdi bir hatırlayalım. Vergiler var. Vergiler var. Yani vergi meselesi var ama bunu nasıl yapacağına ilişkin altı doldurulmuş bir şey yok. Ama bir iş adımı olarak diyor ki ben diyor vergileri indireceğim arkadaş diyor ve bunu da hatta agresif bir şekilde yapacağını söylüyor. Burada şurayı sormak, evet, istiyorum. Clinton derken şimdi orada zengin fakir arasındaki bu gelir dağılımı uçurumu dedik ya. Evet. Fakat burada dikkati çeken Clinton'ın da zenginlere verilen verginin artıracağım demesine rağmen bu söylemi çok tutmadı. Acaba bu insanların zenginden ne alırsanız alın umurumda değil. Önemli olan benim cebime giren para ve benim refah düzeyim mi dedi. Yani tabii, çünkü tabii, orada insanlar böyle çok bakıyor. Şey yapmadı. Yani zenginlerden vergi yüksek alman artık beni ilgilendirmiyor gibi, hı-hı, bir seçim sonucu gördük buradan. Kendimi ilgilendiriyorum ben dedi. Siz ne yaparsanız kendi yapın. Hoşnutsuzluğunu, evet, yansıttı. Gerçi vaat olarak işte ifade edilebilecek iki tane önemli konu var. Bir tanesi vergileri agresif biçimde düşüreceğini söylüyor ki bu baktığınız zaman ekonomi açısından da pozitif olarak görülebilecek bir şey. İkincisi de altyapı yatırımları meselesinin popüler bir hale geleceği anlaşılıyor. 600 milyar dolar diye bir evet, rakam telaffuzu, evet, var altyapıdan. Yani hiç az değil ama Amerika boyutunda çok da değil. Yani Suudi Arabistan'ın da şu petrol fiyatları buralara gelmeseydi 400 milyar dolarlık onun da bir, evet, doğru, paketi bir vardı. Paketi yani vardı. Suudi Arabistan Amerikan ekonomisinin yani kaçta 20'de kaç, biri bir civarında filan, yani o öyle baktığınız zaman. Ama insanları yani vaatlerden çok, yani benim dikkat çekmeye çalıştığım nokta hani ortaya koyduğu ekonomik programla net vaatlerle bir şey yoktu. Yoktu. Doğru. Asgari ücretle net bir şey söylemedi veya başka bir, evet, noktada net nokta atışı hiçbir yoktu. Şey yoktu. Sadece gelin Amerika'yı tekrar büyütelim. Aynen.
Buydu. Buydu ve bunu da yani biraz da tabii gerçi Amerika'da gerçekten mesela şöyle şeylere inanan insanlar var. Hani serbest ticaretin Amerika'nın ekonomik gücünü azaltmak için Meksikalılar tarafından ortaya konulmuş bir kavram olduğunu falan inananlar var. Ya da Çin'e karşı bir tepki zaten var yani baktığınız zaman. İşte hani Müslümanlara ilişkin söyledikleri sonradan onlardan bir hayli çark etmiş gibi oldu. Herkes onu ne dediler? Taçlanmış baş akıllanır falan dediler. Biraz öyle bir şeyle ifadelendirildi ama bunlar tabii hiçbirisi tam net şeyler değil. Ama yine de şunu söylemek mümkün. Bütçe açığının artacağını biraz anlıyoruz. Yani Obama'nın ikinci döneminde bir hayli bütçe açığı daraltılmıştı. 9.1 trilyon civar bir rakam 10 yıllık. Evet, evet. 10 yıllık bu. Eksi. Evet. Clinton'ınki de 1.2'di. Yanlış hatırlamıyorsam artıydı. Artı ama şey ama tabii. Ona rağmen yani, Amerikan halkı bunu tamam dedi. Buna tamam dedi zaten bütçe açığının azaltılması ya da bütçe fazlası vermesi vatandaşı etkilemiyor. Vatandaşı direkt etkilemiyor. O biraz cebine bakıyor. Ben nasıl yapacağım diye bakıyor. Şimdi mesela orada önemli bir ki öyle de ifade ediliyor. Hani yine orta kesiminden oyları esas olarak topladığı için Florida'yı da aldı ama eğitimsiz kesimlerin bu konuda biraz da altyapı yatırımlarında daha rahat edebileceği, İstihdam. Daha iş bulabileceği, istihdam bulabileceği bir ortam da ortaya çıkıyor. Hani ben bundan dolayı yani hem vergilerin indirilmesi meselesi hem de altyapı yatırımlarının, bayındırlık işlerinin artmasından dolayı orta vadede finansal varlıkların da biraz artacağını yani borsanın da bu anlamda desteklenebileceğini. Tabii vergiler azaltırsa şirket karlılıkları artar. Şirket karlılıkları artar. Artı ne getirecek bütçe açığı? Orta vadede büyüme getirecek. Büyüme finansal varlıkların desteklenmesi anlamına gelir. Şu anlamda yani hiç olmazsa finansal varlıklarla ilgili büyümeden dolayı siz şunu düşünmeye başlarsınız. Bu artış normaldir demeye başlarsınız. Bu borsayı da destekler. Şimdi finansal piyasalardan bir sözü vardı o. Don Jones ve Amerikan borsaları balon demişti. Evet. Ancak bu açıklamaları ya da yapacaklarına bakacak olursak borsayı da destekliyor. Desteklemeyen tahvili bir kişi de evet bir desteklemiyor. Tahvili de mesele var. Şimdi var. Orada gelin şeyi de konuşalım. Biraz niyet okuması yapacağız tabii. Evet. Şu an bilmediğimiz için. Orada eğer olur da yapabilirse yapabilecekleri arasında Çin ve işte yaptıkları anlaşmalar işte NAFTA. Onun dışında Avrupa ile düşünülen TTIP. Evet. İstemiyor. Şimdi bunlar bize direkt bu söylediğim konu bizi Türkiye'ye ve gelişen ülkeleri direkt etkileyen iki konu. Doğru. Özellikle Türkiye'yi. Doğru. Ne olabilir? Gerçekten bu ikili anlaşmaları tekrar gözden geçireceğim. NAFTA dahil. TTIP istemiyorum. Konusu bizim ülkemiz için ne anlam taşıyor Türkiye için? Evet. Şimdi bunun esas itibariyle nasıl bir politikaya dayandırılacağını görmemiz lazım aslında. O neden söylüyorum? Niyet okuma diyorum evet, yani neden, şu an. Evet, aynen öyle. Çok doğru bir ifade. Çünkü küresel ticaretin yavaşlayacağı bir döneme de girilebilir. Yani genel itibariyle. Şimdi bu ama Türkiye'yi yani TTIP'in şu anda olmaması Türkiye'yi olumsuz etkilemez. Bir, bunu söyleyelim. Hatta pozitif etkileyebilir. Çin'le ilişkileri Amerika'nın azalacaksa belki biz dış ticaret bakımından biraz daha ümitlenebiliriz. İhracat yapma açısından. İhracat yapma açısından Çin'e ve de Amerika'ya aslında. Doğru. Ama genel olarak içine kapanacaksa daha fazla, küresel dış ticarette bir yavaşlama olacaksa, bütün dünyayı etkileyecek şekilde korumacılık eğilimleri artacaksa, Türkiye ürettiğini satmaya çalışan bir ülke. Yani sanayi üretimini satıyor Türkiye. Ham madde satmıyor. Ham maddeyi satanlar belli ölçüde bu süreçten şu ya da bu şekilde yine faydalanmaya devam eder. Ama küresel olarak bir yavaşlama olursa dış ticarette o zaman
Türkiye bundan çok olumlu etkilenmez. Ama bunu görmemiz lazım. Şimdi hani ezbere konuşmamız lazım. Ezbere de konuşmamamız lazım. Bütün bunlar olacak mı? Çin'e hakikaten böyle bir şey getirecek mi? Gümrük duvarı getirecek mi bu kadar şey? Çünkü aslında TTIP'in de amacı bu. Çin'i işin dışında bırakmak. Diğer işte Atlantik kısmını, hatta Pasifik'in bir kısmını. Çünkü Obama döneminde yapılan o yaklaşımlara baktığımız zaman orada aslında Çin'i dışarıda bırakmak her Amerikalı yöneticinin aklında var gibi aslında. Şimdi bir de orada üretim hep Çin'e kaydı ve Çin'i büyüttüler. Şimdi Çin'in elinde tahviller var. Eğer böyle gümrük duvarı yaparsa Çin de bu tahvilleri acaba satar mı? 1.2 aynı şekilde Japonlar için de. Tabii Asya piyasaları açısından. İşte tahvilde sıkıntı var dememin nedeni o. Peki şimdi bu Çin'i bu şekilde diyelim. Gümrük koydu oraya her neyse. Ve Asya bundan ciddi etkilendi. Ama bu taraftan TTIP'le beraber zaten Avrupa Birliği ile aramız çok iyi olmadığı için bizi dışarıda bırakacaklardı. Şimdi bu olasılık ortadan kalktı aslında bakıldığında. Zayıfladı diyelim. Zayıfladı. Evet. Yani aslında bir tehlike de ortadan kalktı gibi görebilir miyiz sizce? Hayır. Bence Türkiye'yi bu anlamda çok olumsuz etkileyecek bir şey. Bu işte tehlikeyi, TTIP tehlikesi ortadan kalktı gibi gözüküyor. TTIP tehlikesi zaten evet. Ya bence öyle diyebiliriz. Çünkü zaten hani şöyle diyelim, Obama döneminde de Clinton da o politikaları devam ettirecek gibi görünüyordu. Avrupa ile Amerika arasındaki TTIP görüşmeleri çok da hızlı ilerler bir durumda değildi. Doğru. Yani bir takım kesimler o yönde istek belirtiyordu ama yani tarım konusunda anlaşamıyor. Pek çok konuda tam anlaşamıyor. Evet. Onun için zaten orada bir yavaşlama vardı. Şimdi Trump'ın ana eğilimlerine baktığımızda bu tehlike en azından şu anda raftadır diyebiliriz. Şimdi 100 günlük eylem planını da başlayalım isterseniz konuşmaya. Gerçi araya gideceğim ama soracağım. Çünkü burada aslında bizi biraz değil bayağı ilgilendiren bir konu var. O da anayasaya aykırı memorandum, onu geçiyorum. Ve başkanlık emirlerinin iptalinin yanı sıra lobilerin, yabancı lobilerin Amerikan seçimlerine para aktarmasının tamamen yasaklanması. Gerçekten göz ardı edilmemesi gereken çok önemli bir madde. Yani devrim gibi bir değişiklik oldu. Evet, çünkü orada konuşuldu biliyorsunuz. FETÖ'cü terör örgütünün Clinton'ın seçim kampanyasına bir noktadan dahil olduğuna dair haberler vardı. Dolayısıyla sadece bu değil, yine yabancı... Şeyde zaten baş danışmanı da bunu açık bir şekilde yazdı. Evet, yani dolayısıyla şimdi bu ortadan kalkıyor. Yani... Belki yabancı silah grupları oluruz, yabancı başka lobiler olabilir. Bunları daha bağımsız, daha şeffaf yapma adına Amerika seçimlerinde yasaklamak. Devrim gibi bir karar. Nasıl yorumlarsınız? Yani olup olamayacağına iyi bakmak lazım. Şimdi şöyle bir durum var. Evet, cumhuriyetçiler her yerde şu anda bir hayli önde görünüyorlar. Yani bunları eğer birlikte hareket ederlerse... Ve hepsi bunu böyle düşünüyorsa bunu yapmakları olasılık. Cumhuriyetçiler çünkü hem senatoda hem kongrede güçlüler. Dolayısıyla geçirebilir deniyor. Geçirebilir. Evet. Ama şöyle bir durum var. Şimdi seçimleri hatırlayacak olursak neredeyse one man show yaptı. Tabii ki seçimleri cumhuriyetçiler kazandı. Hani belki Trump jokeydi ama yani sonuçta bir... Şeyde o işi sürükleyen de Cumhuriyetçi Parti'nin kendisiydi. Ama Cumhuriyetçi Parti'nin kendisinde de Trump'a ilişkin bir bölünme oldu. Bu önemli ölçüde Senato'ya ve Kongre'ye de yansıyor. Ama seçim sonrası yansır mı bu? Yansıyabilir. Çünkü Cumhuriyetçiler orada her zaman başkana göre hareket etmiyor. Farklı... Lobilerin de insanları var. Onlar da destek. Tabii o çok ayrı bir konu. Bir aramız var, aradan sonra devam edeceğiz ama bu dediğiniz de önemli bir anekdot. Çünkü cumhuriyetçiler arasında da farklı lobilerin adamları da var. Yok değil. Amerika filmlerinde izlediğimiz konular, filmler de gerçekleri yansıtıyor sonuçta. Kesinlikle çok güçlü lobiler orada. Çok kuvvetli lobiler var. Belki onun önünü kesmek adına böyle bir yasaklamaya gidiyor olabilir. Belki de bir sopa göstermedir. Belki de. Başka bir yerden de havuç gösterilecektir. Bilmiyoruz. Yani işte savaşlar tamamen aldatmacadır. O kaosun içinde fırsattır. Santuzu yani savaş sanatını yazan adamın söylediği bu. Aradan sonra devam ediyoruz. Devam edelim.
Konut'un sunduğu 24E programı devam edecek. Solo tuvalet kağıdının parfümü, Solo'ya özel Press Center teknolojisiyle ortadaki ruloya uygulanır. Parfüm cildinize temas etmez, banyonuz çiçek bahçesi gibi kokar. Hem parfümlü hem hesaplı. Kalbinde büyüleyici deniz manzarası ve marinasıyla günden güne değerlenen kazançlı bir yatırım, iyi bir yaşam. Büyük Yalı. Sınırlı sayıda konut için sınırlı bir süre geçerli olacak banka kredisiz ve kefilsiz bu büyük fırsatı kaçırmayın. Emlak Konut kampanyası ve güvencesiyle. TEOG'da başarının anahtarı burada. Güneş gazetesi TEOG deneme sınavları sizi sınava hazırlamak için geliyor. Doğru cevap yayınlarının deneyimli kadrosunun hazırladığı deneme sınavları cumartesi ve pazar günleri Güneş'le birlikte ücretsiz. Bayinizden istemeyi unutmayın. Emlak Konut'un sunduğu 24E programı devam ediyor. TEOG devam ediyor tüm hızıyla. Amerika Birleşik Devletleri seçimleri sonrası olasılıkları konuşuyoruz. Çünkü tabii daha yeni ve Ocak'ta teslim alacak başkanlığı ve kabinede daha tabii belli değil. Hakan Güldağ ile konuşuyoruz Dünya Gazetesi Genel Yönetmeni. Kabinede belli değil ama kabinede geçen isimler arasında Türkiye Atatürk aşığı bir olası Dışişleri Bakanı olasılığı var. Yine danışmanlarının arasında FETÖ terör örgütü başının elebaşısı. Baş danışmanı. Aynen. Evet. Onun açıklamaları önemliydi. Fili. Türkiye biraz evet. Yakın Fili. Açıklamalar geldi. Hı-hı. Dolayısıyla daha net bir şey yok. Ama biz olasılıklar üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Bir de şey var. O da yavaş yavaş ortaya çıktı gibi. Hazinenin başına Goldman Sachs'tan birini düşünüyor gibi ki o da piyasalarda bir hayli olumlu karşılandı. Hı hı. Bu da var. Ya yavaş yavaş bir şeyler aslında ortaya çıkmaya başlıyor. Bir de genel olarak açıklanan isimler hani piyasanın da çok şey düşünmeyen yani piyasanın çok aykırı, dostu aşırı. Demeyelim de en azından piyasayla aykırı düşmeyen isimler gibi görünüyor. Tsipras'ın yanındaki o Maliye Bakanı gibi değil yani hani sonra istifa etti ya. Evet. Onun gibi evet. Değil. Adamın bir anda aklıma gelmedi. Birden unuttum. Evet, eski. Evet. O şey ama böyle çok havalı birisiydi havalı bir, de. Maliye Bakanı'ydı. Maliye Bakanı. Yunanistan'da. Kravatsız. Evet. Kravatsız o kalmış aklımızda. Şimdi burada bir de protestolar. Ona çok az değmek istiyorum. Sonra FED'e geçeceğim. Şimdi protestolar var ama azınlık kalıyor bu protestolar. Hı. Ve Trump'ın resminden tutun Amerikan bayrağına kadar yakıldı. Trump Twitter'dan açıklamalar yaptı bu noktada. Hı. Ve ben seçildim artık. Artık kabullenin bunu. Evet. Ve protestoları bırakın. Protestoları protesto etti. Protestocuları diyelim. Evet. Ve Amerikan medyasının sizi gaza getirmesidir bu. Dedi. Hı hı. Nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi bir tabii ya şimdi şöyle bir şey var gerçekten. Yani bence Trump seçildi artık. Yani o açıdan haklı. Bu sonuçta bir sandık meselesi demokrasi ise. Demokrasi diyoruz yani bir ya şekilde Amerika'da. Bir olacak. Bir de ne yapacağını görmeden de bu evet. Kadar şey. Ama Trump tabii
bir kesimin çok ciddi tepkisini de çekti. Yani o işte kumarhane işletmesi, birçok kere batıp çıkması, çok etik birisi gibi görünmemesi vesaire, bir takım işte kadınlara ilişkin ettiği sözler, Müslümanlara ilişkin ettiği sözler, hepsi bunların bir şey etti. Tabii ama çok da eğitimle, çok iyi ekonomi eğitimi almış biri Trump. Onu konuşmuyoruz gerçi. O ayrı bir mesele tabii ki. Yani bir üniversite... Barton mıydı? Eğitimi, Barton'dan. Eğitimi çok iyiydi. Barton'dan, evet evet tabii. Hatta birkaç kişiyle de benzer sınıftaymış. Yani önemli ve şey itibariyle hani buradan adam çıkar, ülkeyi yönetecek insanlar çıkar diye bakılanlardan bir tanesi. Ama şunu söylemek mümkün. Her şeye rağmen Amerikan seçimleri Clinton da gelseydi şunu gösteriyor. Siyasi şöyle diyelim, istikrarsızlığın biraz daha fazla arttığı ve yönetilmesi daha güç bir dünyaya doğru gittiğimiz görüntüsü herkeste var. Neden bu? Çünkü hani kurul düzenin insanı olarak gelseydi Clinton, yine ortada aynı şeyler olacaktı. Yine ortada aynı şeyler olacaktı. Şimdi soru işareti şu: Trump İnsanların o değişim isteği, ya bu kurul düzen değişsin artık, farklı şeyler olsun isteğine cevap vererek geldi. Bunu çok iyi okudu, bu çok net. Vaatlerinin de bu yönde olduğunu hep gördük. Ama elinde bir bunu gerçekleştirebilecek, o vaatleri tutacak bir şeyler var mı yok mu onu henüz bilmiyoruz. Bu arada sizler de son dakika olarak görüyorsunuz, Başbakan'dan Trump'a telefon. Yıldırım yeni Amerikan Başkanı'nı aradı ve tebriklerini iletti. Putin de aradı biliyorsunuz ki hani çok alışık olduğumuz şeyler değil Rusya-Amerika yakınlaşmasını. Evet ama yani Trump'ın tabii çok bir açık çeki var. Aslında tabii Türkiye açısından da yeniden ilişkileri düzeltme anlamında önemli bir fırsat. Tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aramıştı zaten Trump'ı. Aynen öyle, yani o açıdan hiç yadırganacak bir durum değil. Hı hı. Bence de iyi bir gelişme. Ve FED'e geçeceğim çünkü az bir sürem var. 4 dakika. Ne yapar FED? Şundan soruyorum. FED'le ilgili 12 özel bankanın FED'in içinde ne işi var söyleme çok önemliydi. Yalanı kovacağım. Kovacağım çok önemliydi. Şimdi acaba şunu yapar mı? Çok uçuk gelebilir belki size ama normalin dışı düşünülen bir dünyadan bahsediyoruz. Evet doğru. Kutunun dışında düşünmemiz lazım. Kutunun dışında, çemberin dışında. Evet. Ya içinde ya dışında şarkısını evet. Hatırlatalım. Şimdi 4. FED bu, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası 4. bu. FED'i tekrar yapısını değiştirip başka bir Amerika Merkez Bankası oluşturma şansı var mı? Olabilir mi? Çünkü hakikaten kutunun dışı bir adam. Şimdi orta uzun vadede olabilir. Yani çünkü şöyle diyelim, bir finansal mimariden hep bahsedildi ama o finansal mimari bir türlü gerçekleşmedi. Hı hı. O sorunlar da çok çözülmedi ama. Doğru. Yani idare edildi, bir makyaj oldu, hasır altı yapıldı. Fakat o sorunlar birikti. Şimdi o sorunlara cevap verebilecek yeni bir sistem için aslında insanlar oylarıyla bunu talep ettiler. Bu da yönetimi kim gelirse gelsin zorluyor. Trump gibi bu konularda daha önceden kamuda da çalışmamış, devlette görev almamış, iş adamı bakışlı birisi buna daha yatkındır. Onun için olma olasılığı vardır. Ama kısa vadede ne beklenebilir sizce? Çok beklemiyorum. Kısa vadede bir kere 15 ay daha yalın koltuğunda. Hani, öyle mi? Tabii. Almaz mı görevden? Öyle bir şey, imkanı yok. Ya yani da istifa etmez mi? Görevden alınamıyor. Zannetmiyorum. Tabii, bağımsızlığından dolayı yeğen istifa ederse eder. Evet, çok yoksa baskı gelirse belki olabilir ama şimdi zaten hemen anketlere de baktığımız zaman hani seçim öncesinde Clinton'ın geleceği düşünüldüğünden sadece medya değil aslında piyasalar da bu konuda yanıldılar. %85 bir şey vardı. Yani Fed Aralık ayında faizleri arttırır beklentisi vardı. Şimdi bu %50'nin altına indi. Hatta son ben bir şey daha okudum. %40 civarına gelmiş. Yani bu beklenti Aralık ayında arttırmayacağı yönünde. Siyaset her durumda bu işlere karışıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben şöyle düşünüyorum. Ekonomik veriler olumlu gelirse her şeye rağmen o azaldığı ihtimalini ben de kabul ediyorum. Çünkü bu Trump'a rağmen bir hareket olur. Çünkü adam istemiyor yani.
Ben diyor faizlerin yükselmesini istemiyorum diyor. Vergilerin Clinton diyordu de. Onu. Evet. Clinton öyle ona diyordu. Onay veriyordu. Evet. Bu durumda ama ekonomik veriler ne olacağı başka bir soru. Ekonomik veriler güçlü gelirse Fed'in yine de faiz arttırma ihtimali var. Ben hiç beklemem. Bence. Beklememek daha yüksek orandaki bir şey, yüzdesine yüzdeye vurursak. Çünkü Trump'a rağmen bunu yapmak doğru olmaz. Bir de şu ama, an tahvil faizleri de bakmak lazım o noktada. Tahvillerde tabii faizlerde ciddi bir sıkıntı var zaten. Ama şöyle bir durum da var. Ekonomik veriler de güçlü gelmeye devam ederse bu sefer Fed'in eli de şu açıdan daralacak. Eğer yapmazsa, çünkü piyasaları çok hazırlamıştı bu konuda. Eğer yapmazsa bu sefer de Fed'e siyaset karıştı meselesi çok gündeme gelecek. Süremiz bitmiş. Bir ay, iki ay bunu erteleyebilir bence. Ama ekonomik veriler güçlü gelirse bence eli çok rahat olmaz Trump'ın bu zaferine rağmen. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben beklemiyorum. Beklemeyenlerdenim bu Fed'in faiz arttırımını. Yüzde olarak ben de beklemeyenlerden tarafım ama ihtimalinde olduğunu kabul ediyorum. Tabii her şeyde ihtimal var. Hayır, nedenini anlatmak açısından. Çok teşekkür ediyorum. İhtimal dahilinde izleyeceğiz Aralık ayını, göreceğiz hep beraber. Hakan Güdağ'a teşekkür ediyorum, Dünya Gazetesi Genel Yönetmenine. 24 Eylül'ü burada sonlandırıyoruz herkese. Bir hafta sonları diliyorum.